Efendim, hayırlı günler diliyorum. Yine Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi'nin bir etkinliğinde sizlerle birlikteyiz. En derin saygılarımla, selamlarımla, muhabbetlerimle sizleri selamlıyorum. Bu haftaki konuğumuz Doçent Doktor Cem Yılmaz Budak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Merhaba. Nasılsınız? Şükür diyelim iyiyiz. Sizler de iyisiniz inşallah. Allah iyilik versin. Biz yüz yüze bir program daha öncelikle planlamıştık. Ama Evet. özellikle sizin mazeretiniz nedeniyle bir başka zamana inşallah İnşallah. buluşmayı erteleyelim ve sizden o anlamda da bir söz almış olalım. Ben İnşallah. Konya'dan bütün arkadaşlarımızın muhabbetlerini, selamlarını size iletiyorum hocam. Çok sağ olun. İnşallah. Hocam biz Cem Yılmaz Budan hocamı eserlerinden tanıyoruz. Fakat kendisiyle ilgili bir biyografi eğer oluşturur isek ben bir akademisyen olarak sizin şu andaki mevcut çalışmalarınızı takip etmeye çalışan biriyim. Bu noktadaki katkılarınızdan dolayı da gerçekten hem edebiyat camiası adına hem ülke adına yaptığınız çalışmalardan dolayı sizi tebrik ediyorum. Estağfurullah. Biz bugün öncelikle sizi tanıyarak programımıza başlamak istiyorum. Cem Yılmaz Budan nerelidir? Ne zaman akademik hayata başladı? Nelerle uğraşır? Kısaca bize kendinizden bahsederseniz memnun olurum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi'nin değerli başkanı, kıymetli üyeleri, değerli hazirun, ben de herkesi saygıyla selamlıyorum. Ben Doçent Doktor Cem Yılmaz Budan, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesiyim. Aslen alanım yeni Türk Edebiyatı. Yüksek lisansım, doktoram, doçentliğim bu alanda. Yeni Türk Edebiyatı alanı uzmanıyım. Tabii akademik kariyerim 2012'de esasen Maltepe Üniversitesi'nde başladığım öğretim görevliliğiyle başladı. İlk adım Maltepe Üniversitesi'nde attım. Trakya Üniversitesi mezunuyum. Yüksek lisansım, doktoram Trakya Üniversitesi'nde. Profesör Doktor Recep Duymaz'la çalışmıştık daha önce hocamla. Tabii yüksek lisansı da anmalıyım. Yine Profesör Doktor Yüksel Topaloğlu hocamla çalışmıştık. Yüksek lisansta doktora tez konum Türk romanında şehirleşme olgusuydu. Evet. Aslında edebiyat sosyolojisi alanına da taalluk eden bir içeriği haizdi. Evet. Aynı zamanda kentleşme pratiği ve Türk romanı ilişkisini merkeze alan bir içeriğe sahipti. Maltepe Üniversitesi'nde başladım akademik kariyerime, en azından çalışma hayatına. Altınbaş Üniversitesi'nde çalıştım, Gelişim Üniversitesi'nde çalıştım ve an itibariyle Kocaeli Üniversitesi'nde 4. yılıma geçmiş bulunuyorum. Evet, maşallah. Çok teşekkür ediyorum. Biz kısaca sizi tanımış olduk. Özellikle öğretmenlik hayatı içerisinde bir dershanecilik geçmişinizin olduğunda Evet. bilmiyorum o noktada neler ürettiniz, neler yaptınız ama öğrencilerle bu anlamda üniversite hazırlık anlamındaki öğrencilerle de diyalog kurmanız alandaki hakimiyetinizin bu anlamda daha geniş olmasını sağlamıştır umarım. Kesinlikle. Cem Hocam, biz özellikle sizin ilk çalışmalarınızdan biri olan Çağdaş Amerikan Edebiyatı ve Jack London'la başlayan bir serüvenin daha sonraki eserlerinizde Türk Edebiyatı ve sinemaya kadar olan süreç içerisinde farklı yayın evlerindeki eserlerinizi biliyoruz. Özellikle yeni Türk Edebiyatı'yla birlikte Batı Edebiyatı'nın, Batı literatürünün de ülkemize yansımaları ve taşınması anlamında çalışmalarınızı gözlüyoruz. Bu anlamda Türk edebiyatıyla Batı arasında nasıl bir diyalog var? Bu soruyla öncelikle bir giriş yapalım. Sonra da Türk edebiyatıyla sinema ilişkisine geçelim istiyorum. Buyurun Evet, efendim. çok sağ olun. Şimdi tabii
özellikle yeni Türk edebiyatı sahasının oluşumu, hatta yenileşme devri Türk edebiyatı sahasının teşekkülüne zemin hazırlayan üç önemli dinamik olduğunu biliyoruz. Bunlardan biri halk şiiri geleneği, diğer divan şiiri geleneği ve güçlü bir başka gelenek olarak karşımıza çıktığını ifade edebileceğimiz unsur Batı şiiri. Batı şiiri tabiatıyla Baudelaire'den başlayarak başlangıcından itibaren Fransız şiiri, Fransız edebiyatı. Buna mukabil sonraki dönemlerde İngiliz ve Amerikan edebiyatlarıyla hemhal olmaya başlayan yazar ve şairlerle karşılaşıyoruz. Yavaş yavaş Anglo-Sakson kültürden intikal eden verimlerle hemhal olmaya başlayan bir zümreyle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla şimdi şunu açıkça ifade etmek gerekir. Roman, modern roman türü bizim görece geç tanıdığımız bir tür. Buna mukabil biz ilk örnekleri verdiğimiz tarihten yaklaşık 25 sene sonra bu türün oldukça olgun örneklerini vermeye başlıyoruz. Halis Ziya Uşaklıgil ile birlikte. Çok fazla zaman geçmiyor. Çok çabuk intibak ediyoruz bu yeni medeniyet dairesine. Tabii Tanpınar'ın ifadesiyle bir medeniyet krizi zuhur ediyor. O kuşkusuz ama biz erken dönemlerden itibaren bu kültürü tanıyoruz. Batı dillerine vakıf aydınlarımız sağlıklı bir sentez süreci için özellikle Ahmet Mithat Efendi öncülüğünde son derece dikkatli bir biçimde çalışıyorlar ve aslında 150 yıllık bu birikim çerçevesinde çok hızlı bir entegrasyon gelişiyor. Ve biz artık 20. yüzyılın başlarından itibaren modernist edebiyata, batıda güncel edebi akımlara intibak etmeye, onları tanımaya başlıyoruz. Evet. Hocam teşekkür ediyorum. Bu anlamda Türk edebiyatı, Türk edebiyatının sinemayla olan ilişkileri ve sinema olgusunun başlangıcı itibariyle Türkiye'deki etkileşimi ve onun Türkiye'deki yansımalarını da alalım sizden ve bu anlamda edebiyat sinema ilişkisine geçelim inşallah. Sağ olun. Şimdi tabii çoğunlukla bu sunumum, gerçekleştireceğim sunum benim geçen sene Türk Edebiyatı Vakfı yayınları tarafından neşredilen Türk Edebiyatı ve Sinema başlıklı 1896-1950 yılları arasında kalan dönemi incelediğim metin odaklı olacak. O metni merkeze alacak şekilde gerçekleştirilecek. O metnin konusunu ediplerin başlangıcından itibaren edebiyat-sinema ilişkisine ilişkin bu ilişkiye, bu etkileşime diyelim dair görüşleri teşkil ediyor. Şimdi tabii aslında pek çok insan sinemanın, sinematograf adını verdiğimiz cihazın Osmanlı coğrafyasında öncelikle Osmanlı coğrafyasında kendisine yer bulamayacağını vehmeder, yer bulamamış olduğunu vehmeder. Fakat sinematograf adını verdiğimiz cihazın 1895'teki keşfinin ardından bu topraklarda tanınması hemen yalnızca bir yıl sonrasına tesadüf ediyor. Pek çok Avrupa ülkesinde sinematograf cihazının esamesi okunmazken öncelikle Osmanlı Sarayı tanıyor sinematografı. Bunu Ayşe Osmanoğlu'nun hatıralarından hareketle dile getirebiliyoruz. İkinci Abdülhamit'in kızı Ayşe Osmanoğlu'nun hatıralarından hareketle dile getirebiliyoruz. Hatta çok tafsilatlı şekilde anlatıyor bu süreci. Öncelikle babasının himayesinde bir Fransızın Yıldız Sarayı'na, hatta Didon sakallı bir Fransızın Yıldız Sarayı'na bu cihazı tanıttığını dile getiriyor. Batıdaki pratiğinden farklı olarak Osmanlı coğrafyasında sinematograf öncelikle seçkinlerin
rağbetine maruz kalmış bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Henüz 7. sanat hüviyeti edinmiş değil tabii bu yıllarda. Evet. Henüz evet. Bir teknolojik yenilik addediliyor. Tabii aslında bu durum bizim sanılanın aksine teknik gelişme karşısında taassup odaklı bir direnç geliştirmediğimizi de ortaya koyuyor. Aslında biz tekniğe, sanayi medeniyetine intibakta güçlük çekmiyoruz pek çok bağlamda. Sinema da onlardan biri. Ama bir tedirginlik yarattığı aşikar sinemanın. Malum çok boyutlu bir çözülme sürecinin deneyimlendiği yıllarda işte görüntü kaydı aynı zamanda bir beşinci kol faaliyetinin gerçi beşinci kol faaliyeti yıllar sonra tanımlanan bir kavram ama olgusal gerçekliği baki. Sonuçta bir emperyalist müdahale aygıtı olarak telakki edildiğini görüyoruz. Bu tür bir hassasiyet yaratması son derece doğal. Böyle karşılamak gerek. Yine tabii ben müsaade buyurursanız biraz açmak isterim bu ilk evreleri. Lütfen hocam. Batı'daki pratiğinden farkı şu. Mehmet Öztürk Sinemasal Kentler adlı eserinde bu hususun altını çiziyor. Kendisinin intihali olmasın. Çok kıymetli bir tespit. Batı'da bir avam meşguliyeti iken alt sınıfların rağbet gösterdiği bir etkinlik alanı olarak karşımıza çıkıyorken sinema bizde yavaş yavaş saraydan konağa, konaktan avama intikal eden bir etkinlik hüviyetinde. Dolayısıyla böyle bir... Sayın evet. Hocam burada şöyle bir saptama yapabilir miyim izniniz olursa? Tabii estağfurullah. Batı'daki bütün reform hareketleri tavandan tavana doğru nüksederken bizde reformların büyük bir bölümü tavandan tavana doğru aksetmiştir evet. dememiz herhalde bu tespiti sizin söylediklerinizle doğru orantılı olarak görebiliriz diye düşünüyorum. Hiç kuşkusuz. Aslında bir Jacobin karakter sinemanın gelişim süreci açısından da yürürlükte. Bunu inkar evet. edemeyiz. Evet. Hakikaten Batı'da yavaş yavaş itibar kazanırken üst sınıflar nezdinde biz de daha alt tabakalara, bunda tabii bir sınıfsal hiyerarşi yaratmak için söylemiyorum ama tabir caizse sokaktaki adama daha geç intikal ediyor. Ama ne kadar geç intikal ediyor çok da gecikmiyor. Mesela Beyoğlu'ndaki Sponek'te gerçekleştirilen ilk sinema filmi gösterimi, tabiatıyla çok kısa bir gösterim, Lumière kardeşlerin tren istasyona girişi tasviri. Orada hazır bulunanların bize, çünkü henüz sinema kurumsallaşmış olmadığı gibi sinema tarihçiliği de kurumsallaşmamış. O çok sonraki evrelere tesadüf edecek. Doğal olarak biz sinemanın bu topraklardaki serencamını edebiyatçıların müşahedeleri aracılığıyla tanıyoruz. Yine popüler edebiyat alanının bir temsilcisi olarak tavsif edilen Ercüment Ekrem Talu, Tanzimat muharirlerinden Recaizade Mahmut Ekrem'in oğlu Ercüment Ekrem Talu, henüz 6-7 yaşlarında olduğunu abisiyle Sponek'teki bu sinema gösterimine bu yaşlarda iştirak ettiğini anlatıyor. Kendisi de çok hatırlamıyor ama hayal meyal şunları bize naklediyor yıllar sonra. Bu trenin istasyona girişi sahnesi sırasında seyircilerin bir kısmı bunun gerçek olduğunu vehmediyor. Gerçekten üzerlerine bir trenin gelmekte olduğunu vehmediyorlar. Ve kaçışmaya başlayanlar oluyor. Çok ciddi bir galeyan evet. yaşanıyor orada. Evet. Bir infial yaratıyor. Daha sonra tabii özellikle biz bu şunu özellikle altını çizmek zorunda hissediyorum kendimi. Her konuşmamda dile getiririm. Gerçekten aslında sinemanın edebiyatçılar nezdinde yarattığı etki bir tür dikotomi, bir tür paradoks öncelikle. Bir çünkü yerel ayrıksılığın beslediği bir kültürel gelenek var. Karagöz var, temaşa sanatları arasında zuhuri kolu var. Bir de sinema var. Tabii bunlar aslında çatışmıyor, birbirini dışlamıyorlar ama bu iki temaşa etkinliği diyelim, çünkü henüz sinema hala sanat olarak kabul edilmiyor, bir tür ikilem yaratıyor. Sami Paşazade Sezai bir Ramazan lübiyatına katılıyor ve musahabesinde kendisi
Söz gelimi iki çadırı yan yana şehzade başında kurulu iki çadırı görüyor. Bunlardan birinde Zuhri Kolu temsil edilirken bir diğerinde sinema gösterimi temsil ediliyor. Yıl 1898 tabii. Evet. Bu dönemden itibaren şunun özellikle altı çizilmeli belki, bize bu hafızayı edebiyatçılar naklediyor. Biz sinema edebiyat etkileşiminin edebiyatçılar, henüz tarihçiler, vakanüvisler, sosyologlar tarafından dikkat buyurulmadan biz edebiyatçıların anılarından hareketle, anlatılarından, makalelerinden hareketle bu ilişkinin erken safhalarına ilişkin dikkatlere nüfuz edebiliyoruz. Evet. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Bu özellikle İstanbul'daki halka yaygınlaşması sürecini pek çok sinemanın girişindeki şehirlerde de gözlemek mümkün. Mesela Konya'da ilk sinema deneyimi, ilk gösterimi Mektebi Sanayi dediğimiz eski sanat okulu diye bildiğimiz merkezde bir sinema makinesinde, özellikle Çanakkale Savaşı sonrasındaki ülkedeki milli cereyanı harekete geçirmek anlamında kullanıldığını ve ilk sinema gösteriminin Konya'da 1915-1916 yıllarında başladığını da parantez içerisinde belirteyim. Bunu sizinle de paylaşmış olayım. Evet. Hocam, bu anlamda Türk edebiyatı ve sinema ilişkisi ve sizin özellikle bahsettiğiniz makalenizdeki genel bilgiler çerçevesinde bu ilişkiyi bize izah ederseniz, bizim evet, bu noktadaki ufkumuz sinemayla ilgili olan soru işaretlerini edebiyatçılar nasıl algıladı ve topluma bunu nasıl aktardılar? Bunlar üzerinde de durursanız memnun olurum. Hay tabii ki. Şimdi aslında edebiyat sinema etkileşimi bir tür simbiyoza benzetilebilir. Bu artık bir tür etkileşim. Tabiatıyla sinemaya yedinci sanat hüviyeti kazandıran sürecin kilometre taşlarının edebiyatçılar tarafından örüldüğünü ifade etmek mümkün. Onlar tarafından döşendiğini ifade etmek mümkün. Gerçekten edebiyat özellikle sinemanın bu sürecinde sanat, özerk bir sanat formu haline gelme sürecinde ihtiyaç duyduğu hazır senaryo gereksinimini karşılamaya muktedir. Bizim ilk konulu filmimiz olan Pençe 1917 yılına aittir ve söz konusu eser Mehmet Rauf'un aynı adlı tiyatro eserinden bir uyarlama. Dolayısıyla bu dönemden itibaren tabii özellikle Halide Edip'in daha sonraki süreçte Cumhuriyet muharirlerinin, Cumhuriyet yazarlarının pek çok eserinin yavaş yavaş artık beyaz perdeye uyarlanır hale gelmeye başladığını görüyoruz. Fakat adeta bir simbiyoz, bir karşılıklı etkileşim, tek yönlü bir determinizmden ziyade bir karşılıklı etkileşim ilgisinin edebiyat ve sinema disiplinleri arasında mevcudiyet gösterdiğini söyleyebiliriz. Tabii burada şunu da ifade etmek gerekir kanaatimce. Özellikle belki daha sonra geleceğiz o konuya ama şimdi özellikle 1920'lere kadar olan süreç sinemanın yarattığı tedirginliğin edebiyatçılar tarafından paylaşıldığı bir süreç. Edebiyatçılar şöyle bakıyor. Tiyatronun bu yeni teknoloji tiyatronun ve romanın yerini alacak mı? Buna dair kaygılar dile getiriliyor. Ya da özellikle bir işte muzır neşriyata benzerlik teşkil edecek şekilde ahlakı ifsad edecek mi bu aygıt? Elbette pek çok işte pedagojiye önem veren yazar Burhan Arpat gibi bu sürecin sakıncalarından bahsediyor. Fakat yavaş yavaş zamanla bu aygıtın hangi bağlamda araçsallaştırılabileceği, bu aygıta hangi bağlamda ihtiyaç duyulabileceği ile ilgili bir kanaat oluşuyor. Ve yavaş yavaş biz şunu fark etmeye başlıyoruz. Mesela Ahmet Hikmet Müftüoğlu 1925 yılında bir metin kalemi alıyor. Genç Raja adlı bir film izliyor Ahmet Hikmet Müftüoğlu. Tabii 1920'lerin başlarına tesadüf eden bir film. Ve sıcağı sıcağına Genç Raja adlı
Hintli bir gencin hikayesinin anlatıldığı bir filmden hareketle sinemanın bir beşinci kol faaliyeti olarak mütalaa edilmesi gerekliliğini ortaya koyan görüşler serdediyor. Tabii şimdi o yazıyor. Cem evet. Hocam, beşinci kol faaliyeti dediğimizi anlamlandırmak da istiyorum. Hem katılımcıları bu anlamda söylediğimiz mefhumu tanımlamak anlamında bir araç olarak mı beşinci kol yoksa bir amaç olarak mı ortaya çıkmış? Onu da eğer bize sunarsanız memnun oluruz. Hayır, tabii. Aslında beşinci kol malum İspanya İç Savaşı yıllarında türetilen bir terim. Evet. Ama biz bunu daha ziyade kültür emperyalizminin aracı, vasıtası olarak algıladığımız süreci tanımlayacak bir kavram olarak değerlendiriyoruz. Beşinci kol dediğimizde anladığımız şey işte bu yumuşak güç denen kültürel imgelerin, kültürel aygıtların araçsallaşması, vasıta kılınması sürecini anlamamız gerekiyor. Sinema gibi, dönem dönem edebiyat gibi geniş kitlelere hitap edebilecek araçlar aracılığıyla, bunlar vasıtasıyla belli başlı ideolojik telkinlerin emperyalist baskıya maruz kalması tasarlanan kitlelere empoze görülmesi gibi. Şimdi tabii Ahmet Hikmet Müftüoğlu bu yazısında Pierre Lhermitte'in bir heykelini gördüğünü dile getiriyor. Pierre Lhermitte'den hareketle, Pierre Lhermitte hakikaten biz Türk aydınları nezdinde bir travma yaratmış bir figür, bir isim. Dolayısıyla bir sembol hüviyetinde. Neyin sembol hüviyetinde? Haçlı zihniyetinin sembol hüviyetinde. Aslında Pierre Lhermitte'in heykelinden hareketle ondan mülhem bir fikir geliştiriyor. Gerçekten izlemekte olduğu filmlerin, Batı kaynaklı filmlerin tamamına yakınının, özellikle Hollywood filmlerinin ve Anglo-Sakson kültürden intikal eden filmlerin adeta Müslüman karşıtlığını idealize eden bir söyleme içkin olduğunu dile getiriyor. Gerçekten söz konusu filmlerde Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun dikkatini çeken husus şu: kahramanların, olumsuzlanan kahramanların tamamına yakını Müslüman, doğulu ve Müslüman. Buna mukabil işte özellikle protagonist figür diyebileceğimiz, olumlanan, idealize edilen portrelerin, figürlerin tamamı da Batılı ve Hristiyan. Şimdi bunun tesadüfi olmadığını düşünüyor Ahmet Hikmet Müftüoğlu ve bir tedbir alınması gerektiğini ileri sürüyor. Buna doğrudan doğruya devlet müdahalesiyle bir çözüm üretilmesi gerekliliğini telkin ediyor. Elbette bu hassasiyeti, şimdi Ahmet Hikmet Müftüoğlu sonuçta ideolojik ve dini mensubiyeti hakkında fikir sahibi olduğumuz bir isim. Bununla beraber konu hakikaten emperyalist müdahale olunca birbirine çok benzer yaklaşımların geliştirildiğini görüyoruz. Gerçekten sağ sol aydınlar söz konusu dönemlerde benzer çekincelere sahipler. Evet, belki Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun sahip olduğu bu kimlik vesilesiyle söz konusu mevzu karşısında bir hassasiyet geliştirmesi doğal. Ama aynı hassasiyeti Nazım Hikmet de geliştiriyor. Çok ilgi çekici şekilde Nazım Hikmet'le Necip Fazıl Kısakürek aynı söylemi benimsiyorlar Batı sineması karşısında. Evet. Mesela, evet, siz çok, buyurun lütfen. Bu bölüm çok enteresan hocam. Aslında iki zıt bakış. Hem Türkiye'nin Cumhuriyet dönemi sonrasında iki farklı zihin, iki farklı mücadele adamının ortak noktada buluşmasını sağlayan emperyalizm odaklı bu yayılmacı zihin hakimiyeti oluşturmaya çalışan yapı doğrudan doğruya nasıl bu anlamda bir araya gelebilmiş sorusunu özellikle açalım ve biz ortak noktada
mücadele anlamında ya da buna karşı koyma anlamında bir birliktelik oluşturabilmiş mi? Sağ ve sol anlamında, belki entelektüeller anlamında bir eylem hareket ortaya koyabilmişler mi? Onu da merak ediyoruz. Eğer bununla ilgili izahlarınız olursa seve seve hocam dinlemeyi isteriz. Kuşkusuz. Çok sağ olun bu soruyu sorduğunuz için. Çünkü burada özellikle ben çalışmamda yaklaşık 50 şair ve yazarın konuya ilişkin yaklaşımlarını doğrudan metin odaklı çözümlemeler, analizler aracılığıyla ortaya koymaya çalıştım. Ve bir bileşke ortaya çıktı. O bileşke şu. Şimdi gerçekten söz konusu bu tür bir emperyalist müdahale olunca sağ ve sol aydın aynı safta yer tutuyor. Hatta söylem ortaklığı geliştirdiklerini görüyoruz. Necip Fazıl Kısakürek mesela tefessüh mikropları diyor. Batı sineması için, Hollywood sineması için. Daha sert bir söylemi Nazım Hikmet geliştiriyor. Elimden gelse onların hepsini kurşuna dizerdim diyor. Ve bir Türk janrının, bir Türk tarzının sinemada bir yerel, milli değerleri merkeze alan bir janrın inşasının zaruretinden bahsetmeye başlıyor. Şimdi gerçekten Bahriye Mektebi'nden sınıf arkadaşları olan, okul arkadaşları olan Necip Fazıl ve Nazım Hikmet gibi iki şairin, iki farklı ideolojik kimliğin temsilcisi olarak karşımıza çıkan iki ismin bu konuda ziyadesiyle ortaklaştığını görüyoruz. Hatta metinler arasındaki paralellik, geliştirdikleri söylemler arasındaki paralellik son derece dikkat çekici. Hemen hemen aynı kavramları kullanıyorlar, aynı mefhumlara başvuruyorlar. Şimdi tabii bu arada iki isim de aslında senaryo yazıyor. Hakikaten evet. Çok dikkat çekici. Necip Fazıl Kısakürek de, Nazım Hikmet de aynı zamanda senaryo yazarları ama farklı vesilelerle senaryo yazıyorlar. Evet. Necip Fazıl Kısakürek daha ziyade tiyatro eserlerinin sahnelenmesinin engellenmesi, sansüre tabi tutulması sonrasında ilgisini tiyatro alanından sinemaya, senaryo yazarlığına doğru yöneltiyor. Bu vesileyle yazmaya başlıyor. Buna mukabil Nazım Hikmet'in daha ziyade ticari kaygılarla yazdığını görüyoruz. Hatta müsteğer isim kullanıyor ticari kaygılarla yazdığı için. Evet. Adeta hicap duyuyor. Bunları benimle ilişkilendirmeyin diyor. Ama yazmak zorunda bir yandan. Şimdi böyle bir ortaklık söz konusu. Aslında şunu dile getirmek gerekiyor tabii. Hakikaten hem sağ aydın hem sol aydın bu devirde aynı mahfile karşı ortak bir söylem üretmeyi başarabilmiş. Fakat sinemaya ilişkin söylem daha sonra yavaş yavaş biraz daha çözük, biraz daha müsamahakar hale gelmeye başlıyor. Özellikle biraz daha yerlileştirdikten sonra bu alanı. Söz gelimi gençler üzerindeki muzır etkilerinden, ifsad edici etkilerinden bahsedilirken biz bu alanı nasıl kendi lehimize kullanırız sorusunu ortaya atmaya başlıyor sanatkarlar. Evet. Sinema yavaş yavaş artık mesela Sabri Esas Yavuşgil'le ve Nurullah Ataç'la birlikte müstakil bir edebiyat formu üretebilecek bir alan olarak algılanır hale gelmeye başlıyor. Mesela sinema edebiyatından bahsediyorlar artık. Bir süre sonra edebiyat metin sinema eserleri de edebi metinleri etkiler hale gelmeye başlıyor. Yani bu tek yönlü bir etkileşim değil artık. Böyle bir etkileşim olmaktan çıkıyor ve sinematografi artık edebiyatı etkilemeye başlıyor. Bundan Ahmet Hamdi Tanpınar çok sık söz eder. Yani sinema tecrübesinin artık yavaş yavaş şairlerimizde birer etki hasıl ettiğini dile getirmeye başlıyor. Yine mesela Atilla İlhan'ın Sokaktaki Adam romanında biz sinematografik öğeleri artık rastlıyoruz. Evet. Dolayısıyla böyle bir karşılıklı etkileşim ilgisinin mevcut bulunduğunu söyleyebiliriz. Evet. Hocam bu özellikle sizin çalışmalarınızda biz 1950'ye kadar getirdiğiniz sürece bakarken orada bir doğum sancısı,
yerel ve yerli olma özlemi, bununla ilgili yapılan çalışmaları sinema alanında birçok eserde gözlemek, bunları edebiyatla sinema ilişkisinde görmek mümkün. İşte biraz önce söylediğiniz Halide Edip'in eserleri örneğinde olduğu gibi 1950 sonrasında da getirdiğiniz yerden lütfen devam etmenizi istirham edeceğim. 1970'li ve 80'li yıllar aralığında biz özellikle bir çatışmacı toplum yapısını izlerken aslında mücadele edilecek unsurun ortak olduğunu hem Necip Fazıl hem Nazım Hikmet özelliğinde örneğinde odakladık. Fakat aydınlarımız, sinemayla ilişkilendirilen unsurlarımız bu alanda bir kolektif bilinç oluşturamayıp savrulan ve yerel anlamda iktidarı ele geçirme gayretleri ve mücadelesi içerisinde sağ sol odaklanmasına yönelen ve onların bir merkez oluşturma çabalarının yansımalarını da sinemada görünce kendiliğinden yeni doğmuş, daha gelişmeye muhtaç bir alanın ansızın bir çatışma ortamına da girmesi bizde sinema edebiyat ilişkisine olumsuzluklar yaratmış mıdır? Bu ivmeyi hızlandırmak yerine durağanlaşmış mıdır? Yoksa daha mı ileriye gitmesini sağlamıştır? Bu konuda ne dersiniz? Evet, aslında sorunuz için tekrardan müteşekkirim. Çünkü bu da çok açıklayıcı olacak kanaatimce. Şimdi tabii 1950'lere kadar 3 aşağı 5 yukarı yeknesak, homojen bir tutum olarak karşımıza çıkan bu yaklaşım biçimi yavaş yavaş dağılıyor. Ne yazık ki o kamplaşma sürecinin etkilerine sinema alanında tesadüf etmemiz mümkün olmaya başlıyor. Mesela Atilla İlhan'ın bu konudaki dikkatleri çok önemli kanaatimce. Atilla İlhan ne yazık ki 1930'larda uygulanan bir politikadan bahsediyor. Nedir o politika? En temel, en genel şekliyle. Pek çok Doğu vilayetimizde ne yazık ki, bu arada tabii ki Batı musikisinin, özellikle klasik müziğin tanınmasının ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum kişisel olarak. Ben de bir klasik müzik hayranıyım aynı zamanda. Buna mukabil çok ilginç şekilde bu idealize edilen üst kimlik politikası bize halk müziği ve sanat müziğinin temel verimlerini unutturma amacına da sahne oluyor. Ne yazık ki radyolardan, Atilla İlhan'ın dikkat çektiği husustan bahsediyorum tamamen. Aynı zamanda bu görüşleri iştirak etmemek de mümkün değil. Çünkü radyolar özellikle bir yasayla halk müziği ve sanat müziği yayınının son bulmasına vesile oluyor. Doğal olarak Doğu illerinde yaşayan halk kendi coğrafyasında yürürlükte olan kültürel daireye sahip çıkabilmek için, çünkü estetik zevkleri buna göre örgütlenmiş yüzyıllar boyunca. Özellikle güney komşularımızda yayın yapmakta olan radyo kanallarında çalınan o yaleyl yaleylere yöneliyorlar. Bunları dinlemeye başlıyorlar. Tabii, arabesk müziğin gelişimi. Tabii ve arabesk müzik ve arabesk kültürün gelişiminin ilk nüvelerinin bu döneme ait olduğunu ifade ediyor, evet. Atilla İlhan. Evet. Gerçekten çok yerinde bir tespit kanaatimce. Ve Atilla İlhan duyarlılık sahibi bir aydın olarak hakikaten sanat müziği ve halk müziğinin, halk müziği yayınının bu dönemden itibaren adeta çok belirgin bir politika çerçevesinde kesintiye uğratılmasının olumsuz etkilerinden söz ediyor. Aynı zamanda o da mesela bir sol aydın olarak kendisi çok benzer bir biçimde Türk janrının nasıl inşa edilebileceğini, çünkü kendisi pek çok sinema eleştirisi yazıyor aynı zamanda. Yani Atilla İlhan'ın kalem faaliyetlerini, özellikle nesir alanında kalem faaliyetlerine dikkat ettiğimizde bir sinema eleştirmeni olduğunu görüyoruz aynı zamanda. Evet. Yani sinematografik öğeleri onun Sokaktaki Adam romanında tesadüf edilmesi rastlantısal değil.
Zaten evet. Hakikaten epey sinema kuramı alanında da zihin yormuş bir aydın. Fakat bu yerel ayrıksılığın yaşatılması gerekliliğini de özellikle telkin ediyor. Fakat evet, az önce de bahsettiğiniz üzere 60'lardan 70'lerden itibaren ne yazık ki o yaşanan kamplaşma ikliminden sinema önemli ölçüde nasibine düşeni alıyor. Çünkü bu süreç artık biraz şöyle tasavvur edilebilir. Sanki her iki cephenin de egemenlik mücadelesi için her aygıtı meşrulaştırdığı, kullanmaya çalıştığı bir süreç ve sinema hakikaten bundan fazlasıyla nasibine düşeni alıyor. Evet. Hocam, Türk sineması günümüze, özellikle 2020-21'li yıllar içerisinde 21. yüzyılın ilk çeyreğine yaklaştığımız bu günlerde belli alanlarda bir ivme kazandığını özellikle gözlüyoruz. Ben biraz da güncele getirmek istiyorum sizin söylemlerinizi temel alarak. Bu noktada Türk sinemasının edebiyatla ilişkisinde son dönemde daha çok televizyon dizileri anlamında belli bir yapıya kavuşulduğunu, buna ciddi bütçelerin ayrıldığını müşahede ediyoruz. Evet. Bu müşahedelerimizin yanında edebi eserlerin de sinemaya ya da bu anlamda dizilere aktarılması anlamına geçildiğini gözlüyoruz. Burada Türk sineması özellikle yurt dışındaki teknik imkanlara da teknik anlamda, donanım anlamında sahip olmasıyla birlikte bir evrildiği alan var. Bu anlamda hepimizin belki bir ticari unsur olarak da gördüğünde ülkeye girdi sağlamaya yöneldiğini tespitlerimiz var. Bunu yeterli görüyor musunuz? Gerçekten Türk sineması bir ivme kazanmak üzere mi ya da kazandı, biz bunu daha nereye taşıyabiliriz anlamında görüşleriniz nelerdir? Edebiyat sinema ilişkisini biz edebiyatçılarımızdan beslenen bir sinemayla mı daha ileriye götürebiliriz? Yoksa sadece senaryoyla sinemayı bir yere mi götürebiliriz konusunda neler söylemek istersiniz? Çok sağ olun. Bu aslında bu sabah BBN Türk'te bir canlı yayına katıldım Eda Yerci Hanım'la. Onunla da bu konuya temas ettik. Şimdi tabii şunu ifade etmek mümkün. Sinema endüstriyle en yoğun ilişkileri kuran sanat formu. Bu açık. Dolayısıyla mevcut teknik gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda aynı zamanda geniş kitlelere hitap bakımından da en verimli aygıt, en verimli sanatsal aygıtlardan biri. Tabii küreselleşen dünya, ulusların kendi estetik, sanatsal, kültürel verimlerini ücra bölgelerine, dünyanın ücra bölgelerine ulaştırabilmesinin önünü açıyor. Hatta özellikle bu suretle çaba harcıyor. Ben Türk sinemasının özellikle son yıllardaki dizi sektörünün diyelim daha ziyade. Çünkü ne yazık ki sinemamızı hala kanaatimce yeterince tanıtabilmiş değiliz. Yani şunu inkar edemeyiz. Türk sineması batıda İran sinemasının yarattığı etkiyi henüz yaratamadı. Tabii. Henüz bir üslup, bir Türk üslubu oluşturabilmiş değil. Ben biraz diziyle sinemayı bu bağlamda birbirinden ayırıyorum. Evet. Ama dizi sektörü özelinde değerlendirecek olursak ben özellikle edebiyat uyarlamalarının, evet belki edebi metnin içeriği deforme ediliyor kuşkusuz. Ama zaten dizi formatına dönüştürülen bir anlatım dilinin edebilik ölçütüne sıkı sıkıya bağlı kalmasının çok da mümkün olmayacağını düşünüyorum. Bu zaten pek imkan dahilinde değil. Onu kitleye sunamazsınız çünkü. Evet. Daha doğrusu kitle itibar etmez böyle bir sunuma. Yaprak dökümü belki bununla ilgili son dönemdeki en güzel örneklerden birisi en güzel olarak verilebilir. Evet, metne olabildiğince sadakatle bağlanan en güzel örnek. Orada şöyle bir durum karşımıza çıkıyor. Tabii dönem filmi ya da dönem dizisi çekmek çok güç. Dekor, kostüm, atmosfer, bunlar çok maliyetli işler. Dolayısıyla daha ziyade mesela Aşk-ı Mumu gibi uyarlamalar biraz daha sadece
o ana olay örgüsüne kısmen sadık kalınarak günümüze uyarlanmış formlar olarak değerlendirilebilir. Bunda da ben bir beis görmüyorum açıkçası. Yani eğer kitle nezdinde Halil Ziya Uşaklıgil'e dair bir alaka uyandıracaksa ne ala. Evet. Yeter ki hakikaten biz metnin özüne nüfuz edilmesini sağlayacak ilgiyi uyandırabilelim. Tabii gönül ister ki metinlerin künhüne varabilecek bir okuyucu, bir alımlayıcı, bir izleyici, muhatap kitle mevcudiyet göstersin. Ama ben bunun zamanla olabileceğini düşünüyorum. Yani yurt dışında da eğer hakikaten bu ara vasıtayla bir ilgi uyanıyorsa ki çok ilginç örneklerle karşılaşıyoruz. Kimi arkadaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz sohbetler neticesinde yurt dışında mesela çok farklı ülkelerde bizim dizi oyuncularımızın, sanatçılarımızın tanındığını, çocuklarına bu isimlerin verildiğini öğrenebiliyoruz. Abi, aslında bize uygulanan... Ben de özür diliyorum paylaşayım. Neyse. Afrika'da Polat Alemdar ismi ve onu tanımayan hemen hemen çok az kitlenin olduğunu gözlüyoruz. Bizimdeki evet. uyandırdığı ilgiyi oralarda da uyandırıyor olmasını sizin belirttiğiniz gibi birçok arkadaşlarla birlikte mutlaka sizler de müşahede etmişsinizdir. Burada hocam sözünüzü kestim. Estağfurullah. Estağfurullah. Şöyle bir arada vermek istiyorum bu söylemi daha da detaylandırmanız anlamında. Bizde özellikle çekimi yapılan dizilerin özellikle belli ülkelerde ilgi uyandırdığını, mesela Muhteşem Süleyman'ın ya da Kuruluş dizisinin belli ülkelerde daha çok ilgi uyandırdığını gözlerken, bazı ülkelerde bunun hem alma hem izleme oranının çok düşük olduğunu gözlemek mümkün. Biz bu anlamdaki pazarımızı oluştururken seçici davranıyorsak ve pazar arayışımızı bu anlamda belli bir yere matup kılıyor isek, bu sinemanın ya da dizi sektörünün tek bir yönde hareket ettiğini, tek bir yönde geliştiğini gözlememize neden olur. Bundan evet. nasıl kurtuluruz? Bu alanı belli bir yere getirmişken daha geniş hale, daha popüler hale nasıl getirebiliriz'i irdelemekle sizin bu söylemlerinizle merak ediyorum. Mümkün müdür böyle bir şey? Bence mümkün. Bununla beraber bir noktanın özellikle altını çizmek istiyorum. Evet, belirli içeriklerin Türk kültür hinterlandının vaktiyle bir parçasını teşkil etmiş bulunan coğrafyalarda daha fazla ilgi gördüğünü, bir kısmına iltifat edilmemesi gibi bir durumla karşılaşıldığını belirtmek gerekir. Fakat mesela çok ilginçtir, ben sık sık Bulgaristan'a giderim. Şimdi Bulgaristan'da iki farklı, tabii Türk nüfusun çok yoğun olduğu bir ülke malum. Evet. Keza bütün Balkanlar için geçerli bu. Fakat mesela Muhteşem Yüzyıl, şimdi Bulgaristan'da bir direnç gelişir. Özellikle Osmanlı, Cumhuriyet Türkiye'sine dair çok fazla böyle bir şey yok. Çünkü zaten artık ayrılmış bir ülke. Kendi ulus devletini kurmuş bir yapı. Fakat orada özellikle milliyetçi damar kendisine Osmanlı kültüründen tevarüs eden herhangi bir imgeye, motife karşı son derece hassas, duyarlı. Ya da ben duyarlı olduğunu düşünüyordum. Fakat Muhteşem Yüzyıl Bulgaristan'da en çok izlenen dizilerden biri. Türkler arasında mı? Bulgarlar arasında mı? Türkler zaten izliyor. Fakat Bulgarlar arasında en fazla izlenen dizilerden biri. Yani bu şunu anlatıyor bize bence. Evet, belki sevgi nefret ilişkisi kuruyorlar biraz. Özellikle Balkanlarda. Çünkü yüzlerce yıl boyunca hakimiyetimizde bulunmuş topraklar. Kendi ulusalcı öğretileri onlara tabir caizse Türklerden, Türk kültüründen, hatta Müslümandan. Çünkü millet eşittir din kaidesi uyarınca söz konusu dönemlerden nefret etmeyi öğretiyor. Ama o kadar nefret ediyorlar mı çok emin değilim. Hem bu motiflere
ziyadesiyle ilgi duyuyorlar. Hem de bu nefret sanki yavaş yavaş yatışmış gibi. Yani artık bunu tarihin bir parçası addediyorlar ve çok izleniyor. Bunu bir başka vesileyle açıklamak pek mümkün değil. Özür diliyorum. Burada yine konu dışına çıkmamaya özen gösteriyorum ama burayı önemsediğim için soruyorum. Şimdi Osmanlı sarayında entrikaların oluşturulmasında etkin olan yabancı uyruklu hanımların bir etkisini bu anlamda kabul eden bir bakış ve onu bu anlamda beğenen bir anlayış bu dizilerin seyredilmesindeki etken olarak da öne çıkar bir durum olabilir mi hocam? Belki o izlekle yani işte toprağından koparılmış, mazlum gösterilmiş kadın imajının böyle bir duyarlı beslediğinden belki kısmen söz edilebilir. Ama ben daha ziyade çünkü orada farkındaysanız o benim ziyadesiyle dikkatimi çekmişti. Mazlum kadın imajından ziyade bir devrin anatomisi de sunuluyordu. Evet, belki bir damar buna ilişkin elimde sahih bir veri olmadığı için bir çıkarımda bulunamıyorum ama sezgisel olarak, müşahedelerime dayalı olarak aslında saray entrikası, tabii çoğunlukla iç mekanda geçen hadiselerden bahsediyoruz. Çünkü savaş alanına dair tasvirlerin çok yoğun olmadığı aşikar. Ama yine de entrik unsur tabii her halükarda dikkat çeker. Böyle bir özdeşleşme yaşıyor olabilirler söz konusu kahramanla ilgili. Ama orada da hakikaten mesela Hürrem Sultan karakterinin bu kültürü hangi düzeyde sahiplendiği tabii üzerine durulması gereken bir konu. Çünkü devşirme sistemi bizde ne yazık ki çok yanlış algılanıyor. Devşirme sistemine ilişkin hümanist bakışın yanlış tefsir edildiğini düşünüyorum ben. Evet. Aslında orada dört başı mamur bir eğitim sistemi var aynı zamanda ve düşünüldüğü gibi bir zulüm, bir cebir söz konusu değil. Son derece müreffeh yaşamlar, iyi birer eğitim olana söz konusu. O zaman hocam sinemacıların özellikle yaşanmışlıkları doğru analiz ettikleri zaman yaptıkları işi ilerletmeleri anlamında bizim elimizdeki malzeme onlara bu imkanı çok rahat sunmakta. Sinemanın terakki edişi, ilerlemesi anlamında özellikle 21. yüzyılda bıraktığınız yerden devam etmenizi evet. arzu ettiğim için söylüyorum. Evet. Nereye doğru gidiyor? Türk sinemasının bu anlamda evrildiği yeri nasıl görüyorsunuz? Edebiyattan beslenmesini yeterli görüyor musunuz? Ya da senaryoların kendi başına olmasına özen mi gösterilmeli? Bu konuda ne dersiniz? Şimdi ben sinemanın edebiyatın hamiliğine meydan okumasını olağan buluyorum. Bu doğal. Evet. Ama şu konuda eksik kalındığı kanaatindeyim. Biz hala gerçekten kendi edebi geleneğimizden yeterince bu alanda istifade edemiyoruz. Etmedik. Hala edebilmiş değiliz. Batılıların Homerik metinlerini, efsanelerini, şifahi eserlerini, şifahi gelenekten devraldıkları eserleri, efsaneleri, destanlarını ya da kendi başyapıtlarını sıklıkla beyaz perdeye uyarladıklarını görüyoruz. Biz hala bu alanda yeterince etkili değiliz ne yazık ki. Yani bizde en önemli damarı teşkil eden uyarlamalar bağlamında en hacimli damarı teşkil eden metinler popüler metinler. Kerime Nadirler, Muazzez Tahsin Berkantlar. Burada tabii şunu da altını çizeyim hemen. O da bence zaruriydi. Yani popüler metinlerden beslenebiliriz. Bunda bir beis görmüyorum ben. Mesela popüler metinle elitist yazar arasındaki mesafe tabii çok açık. Ama mesela Selim İleri elitist bir İstanbullu yazar olduğu konusunda kimsenin kuşku duymayacağı bir isim. Kendisi Kerime Nadir'in Samanyolu romanını yayına hazırlıyor. Yayına hazırladığı gibi aklında bu romandan unutulmaz
roman sahnelerinin kaldığını dile getiriyor. Yani şimdi bu perspektiften bakıldığında aslında mesafe o kadar da açık değil. Evet. Dolayısıyla en hacimli damarı bu metinler teşkil ediyordu. Evet, bir dönem gerçekten melodram ağırlıklı bir uyarlama potansiyeli söz konusuydu. Fakat bizim de çok benzer şekilde ideolojik telkini kısmen araçsallaştıran dizilerle, filmlerle yurt dışına açılmamız mukabele anlamına gelir. Çok tuhaf gelmiyor bana. Yani bugüne kadar yapıla geldi. Biz buna maruz kalandık, mefhuldük. Fail olabiliriz. Evet. Ama şöyle tabii, sanatta indirgemeci yaklaşımdan çok haz etmediğim için sadece biraz ihtiyatlı davranıyorum ama edebiyat metinlerinden beslenilmeli. Ben hala gerçekten önemli tarihi romanlarımızın özellikle belli başlı kilometre, tarihimizin belli başlı kilometre taşlarını merkeze alan romanlarımızın, hikayelerimizin, tiyatro eserlerimizin ne yazık ki beyaz perdeye yeterince uyarlanamadığını görüyorum. Biz hala ne yazık ki İstanbul'un fethi gibi bir, bu kadar majör etkiler hasıl etmiş bir meseleyi olmadı. Yani bir denemede bulunduk, evet iyi niyetli bir denemeydi ama olmadı. Biz hala onu küresel bir marka haline getiremedik. Hala Kanuni Sultan Süleyman'ın Viyana seferleri Avrupa için sadece travma değildir. Viyana seferleri önemli bir kültürel uzlaşıdır aynı zamanda. Doğu ile Batı. Avrupa'yı dönüştüren bir harekettir. Hiç kuşkusuz. Avrupa'yı bugüne taşıyan bir hareket olarak görüyoruz. Kesinlikle. Mesela burada reklamım olarak değerlendirilmesini asla istemem ama ben Büyük Açlık romanını kaleme aldığımda çok eleştirildim. Aslında bir hassasiyeti sömürüyormuşum gibi algılandı kimi çevrelerce. Hiç böyle bir amacım yoktu. İrlanda'ya yönelik Osmanlı yardımları çok majör bir hadise. O mesele gündeme getirilmeli. Bu da biz yardımda bulunduk İrlanda'ya 1847'de. Hadi şimdi de işte bunun propagandasını yapalım gibi bir sayıkla ortaya konmamıştı. Bu çok dikkat çekici bir hadise. Bakın İrlanda'da 1845'te başlayan o patates kıtlığının ardından milyonlarca insan hayatını kaybediyor. Çok net rakam zikretmek mümkün değil ama milyonlarca insan hayatını kaybediyor. Milyonlarca insan zorunlu göçe tabi tutuluyor ve hiç kimsenin Avrupa'nın orta yerinde cereyan eden bu hadise karşısında eyleme geçmeyi tercih etmediğini görüyoruz. Hatta Kraliçe Victoria'nın bu dönemde teklif edilen yardım, nakdi yardım tutarını 1000 sterline düşürülmesi yönünde bir telkinde bulunduğunu görüyoruz Sultan Abdülmecid'e. Evet. Neden? Çünkü kendisi sadece 2000 sterlin göndermiş. Söz konusu 100 yıl İngiltere'nin üzerinde güneş batmayan imparatorluk vasfını kazandığı 100 yıl. Fazlasıyla muktedir. Ama insanların açlıktan ölmelerini adeta göz yumuyorlar. Şimdi bunu dile getirdiğinizde, bu hassasiyeti merkeze alan bir roman vücuda getirmeye çalıştığınızda, ki ben getirdim, mesele oluyor bu. Anlatmak istediğim bu. Mesela keşke bir belgesel çalışılıyor. İnşallah çok kısa sürede tamamlanacak. Çekimleri bitti. Bu konudan mülhem. Benim de konuşmacı olduğum bir belgesel. Kara 47 isminde. Semih Gülcüoğlu Bey çekti bu belgeseli. Pek çok mecrada da yayınlanacak. Fakat keşke mesela bir kaynak tahsis edilse ve bunu biz sinemaya uyarlayabilsek bu olayı. Evet. Özür diliyorum. Burada ben sizin söylediklerinizi daha farklı platformlarda da dile getirmekteyiz. Türkiye'nin, Türk aydınının özellikle kendisine olan güven noktasındaki problemini aşarsa, İrlanda'daki patates meselesini irdeleyerek onları bu kendi medeniyetlerinin silahlarıyla bu anlamda çeki düzen verecek hale getirmeyi başarabilecek çalışmalara, özellikle bizim aydınlarımızın bu anlamdaki yönelimlerinin de finanse edilmesi noktasında, teşvikleri noktasında, bu alana hassas çalışmalar yapılması noktasında bir yönlendirmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu özellikle başka medeniyetlerle de bizim meşguliyetimizin artmasını sağlaması, biraz da onların kendilerini çeki düzen verip
sürekli bizimle uğraşmak yerine bizim de onlarla uğraşmaya başladığımızın fark edilmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum. Siz bu anlamda çok önemli bir yol açmışsınız. Gerçekten inşallah sonuna erer ve gerektiği şekilde değerlendirilir bu çalışmalarınız. O anlamda hocam tebrik ediyoruz. Yenilerini de bu anlamda teşvik edici olmanızı arzuluyoruz. Değerli hocam, biz programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evet. Bu son bölümde sizin söylemek istedikleriniz edebiyat, sinema alanında özellikle belli mottolarınız vardır. Vurgu noktasında, bizi yönlendirme noktasında neler söylemek isterseniz son şöyle bir 4 dakikalık süremiz var. Buyurun. Çok sağ olun. Tabii aslında benim edebiyat, sinema etkileşimine dair çizmeye elimden geldiğince gayret ettiğim bu genel kuramsal çerçeve kuşkusuz bir takım eksikler ihtiva ediyor. Bunları okudukça tekrar tekrar fark ediyoruz. Literatürü biraz daha taradıkça fark ediyoruz. Kuşkusuz hiçbir çalışma kusursuz değil. Ben sadece burada çok genel hatlarıyla bir çerçeve çizmeye çalıştım. Bir teorik çerçeve çizmeye çalıştım. Fakat bu etkileşimi Türk edebiyatı özelinde, Türk edebiyatçılarının perspektifinden okuma girişiminde bulunduğumuzda karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Aslında Türk aydını başlangıçtan itibaren belli başlı teknik gelişimler, belli başlı batı menşeli cereyanlar karşısında düşünüldüğü kadar mutasip falan değil. Temelde Türk aydını sadece ilk anda anlamaya çalışıyor, ihtiyatla yaklaşıyor. Fakat algıladıktan sonra onu nasıl işlemesi gerektiğini çok fazla işlemesi gerektiği konusunda çok fazla mütereddit olmuyor. Bir strateji geliştirmeyi başarabiliyor. Dolayısıyla aslında şu sevindirici benim açımdan. Hangi cenaha mensup olursa olsun aslında biz sözlü bir medeniyet olmanın götürülerine maruz kalıyoruz diyelim. Bu çok önemli bir şey tabii, şifahi bir medeniyete sahip olmak. Çok. Ama keşke yazılı hafızaya da bir o kadar sahip çıkabilsek. Çünkü çok ilginç, sinema kuramıyla ilgili de, edebiyat sinema etkileşimiyle de ilgili devrinin koşullarını çok aşan söylemler üretiliyor, yaklaşımlar geliştiriliyor. Fakat ne yazık ki bir uluslararasılaştıramıyoruz, beynelmilel bir cephe kazandıramıyoruz. İki, derinleştirmiyoruz. Yoksa mesela vaktimiz olsaydı dile getirirdim ama tabii ilgilenenler kitaptan da hareketle görebilir. Sabri Esat Siyavuşgil'in sinema alanında ki zihinsel çabası, onun verimleri o kadar nitelikli yaklaşımlar içeriyor ki okunsa hakikaten orada bir felsefi derinlik kurulduğunu görüyorsunuz adeta. Hakikaten Batılı aydına da pek çok anlamda yol gösterici olabilecek, Türk aydınına da çok açık bir biçimde yol gösterici olabilecek çok orijinal görüşler geliştiriyor. Fakat işte bunların ne yazık ki uluslararasılaştırılamaması çok ciddi bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Bu durumu kıracak, bu durumu aşındıracak, tersine çevirecek her girişim tabii bence son derece makbul. Ben sözlerimi müsaadenizle bu şekilde sonlandırmış olayım. Evet, hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, emeğinize, dilinize sağlık, gönlünüze sağlık. Biz yeni çalışmalarınızı bekliyoruz. Yine özellikle Yazarlar Birliği'nin önümüzdeki yıl programları içerisinde inşallah sizlerle bir araya gelir, Konya'daki arkadaşlarımızla beraber bir program içerisinde bulunmayı ümit ediyorum. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Çok sağ olun hocam. Allah'a emanet olun. Değerli izleyenlerimiz, Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi'nin bir programını daha sonlandırdık. Bu noktada özellikle online iletişim noktasında bize destek veren Bedir Köseoğlu kardeşimize buradan teşekkür ediyorum. Özellikle Cem Yılmaz Buldan hocamıza
teşekkür ediyorum. Yine programlarımıza beklediğimizi ifade ediyorum. Bizim özellikle programlarımıza destek veren Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram Belediyesi, Selçuklu Belediyesi ve Karatay Belediyelerine de teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın.